Osmanlıca mezar kitabeleri okumalarında yeni bir mezar taşı okuyacağız arkadaşlar. Evet, Sülüs hatla yazılmış bir kitabe. Şurada Ah Minel Mevt. Ah Minel Mevt yazıyor. Evet, daha önceki mezar kitabeleri okuma dersimizde bununla ilgili ne demiştik arkadaşlar? Başlıklarda, üst kısımlarda genelde mezar kitabelerinde benzer ifadeler geçer. Bunlardan birisi Ah minel mevt, el baki ya da fel hallakul baki ya da külün nesni daikatul mevt ya da huvel hayyul kadim, huvel hayyul kayyum gibi ifadeleri geçiyor. Ah minel mevt demiş. Devam edelim. 10 12 yaşında, şurası H yaşında, 12 yaşında Allah'ına kavuşan Hacı Güzel Efendi, Hacı Güzel Efendi büyütelim. Efendi demiştik. Zade Mustafa Efendi kerimesi. Evet, kerime si eki burada. Nesibe, evet, Nesibe hanım ruhuna Fatiha. Evet, Nesibe hanım ruhuna Fatiha. Şurayı büyütelim. Evet, 12 yaşında vefat etmiş demişti. Evet, tarihi tevellüdü, doğum tarihi 1320, tarihi vefatı 1332. Evet arkadaşlar, bazı kitabelerde vefat edenin hem doğum tarihi hem de vefat tarihi yazılabiliyor. Ama çoğunda ekseriyetle vefat tarihi var sadece. Bununla beraber mezar kitabelerinde daha önceki derslerimizde böyle şiir tarzı ifadelerle giriş yapılıyor. Ondan sonra kimin çocuğu ise ya da kimin babası ise künyesi vesaire, onlar zikredildikten sonra ruhuna Fatiha ile bitiriliyor. Evet, bu dersimizde böyleydi arkadaşlar. Osmanlıca mezar kitabelerinde bu dersimiz de bitti. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste inşallah yine görüşürüz. Esselamu aleyküm.